Tonguç Dershane sunar. Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf fenin en güzel konularından bir tanesi olan ısı ve sıcaklığa birlikte göz atmış olacağız. Isı nedir, sıcaklık nedir bunlardan bahsedeceğiz. Ama tabii ki hemen çok hızlı bir şekilde Tonguç Cup 2. sezonumuz arkadaşlar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada tabii ki hemen ısı ve sıcaklık videosuyla burada karşınızdayız. Ve tabii ki görevlerinizden hemen size bahsetmek istiyorum. Görevlerimiz ne? Bugünkü ders Dersi dinledikten sonra arkadaşlar görevleriniz unutmayın ki ...Süpersonik'ten hemen size test 46, 48 ve 49'u dinamo kitabımızdan test 32, 33 ve 34'ü çözmenizi istiyorum sonrasında ise Tüm dersler kitabından test 11'i çözüyorsunuz arkadaşlar. Konu iyice pekişsin diye. Sonrasında ise Zoru Bankası'ndan test F13'ü çözdükten sonra görevlerinizi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen konu başlıklarımıza da bir birlikte göz atalım. Konu başlıklarımız nedir? E bugün ısı ve sıcaklık kavramlarını ve bunların arasındaki o önemli farkı. ısı ne için kullanılıyor? Sıcaklık ne için kullanılıyor? Bugün sizle birlikte bunları bir görmüş olacağız ve sonrasında ısı alışverişi nedir? Isı alışverişi sıcaktan soğuğa doğru mu geçer? Soğuktan sıcağa mı doğru? E bunları bugünkü dersimizden sonra görmüş olacağız. Ama tabii ki hemen bir intromuza bakalım sonra dersimize devam edelim. Tonguç nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirli butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru takıma ata butonuna tıkladığımızda ise Gördüğünüz gibi Tonguç Cup'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Müzik Hızlı Çıtalar ya da Bilge Baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tongucakademi.com'da seni de Tonguç Cup'a bekliyoruz. Evet mesela burada şuna bakalım arkadaşlar. E, Tonguç e, artık sizde tabii çok dikkat edin. Şu an çok ciddi bir salgın var arkadaşlar. Aman hasta olmamaya dikkat edin. Mesela Tonguç e, biraz şifayı kapmış gördüğünüz gibi. E, biraz ateşi de yükselmiş. Ne diyor? Bakın çok hastayım. Ateşim 39 dereceye kadar yükseldi diyor. Ama mesela burada e, sıcaklık mı ısı mı neden bahsediyor? Bunu aslında bugünkü dersten sonra çok daha ayrıntılı güzel bir şekilde anlamak olacağız. Şimdi e, burada Tonguç aslında arkadaşlar vücut sıcaklığından bahsediyor. E, çünkü e, burada ölçülen bir değerden bahsediyor Yani ısı e, daha ölçülemeyen değerken sıcaklık daha ölçülebilen bir değer. Şimdi farklara birlikte bakalım. Şimdi ısı dediğim bir enerji çeşididir. Yani bir madde üzerinde bulunan enerjilerden bir tanesi ısı olarak adlandırılabilir. Ama sıcaklık bir enerji değildir. Aman dikkat bu bir enerjiyken bu değil. ısı enerji olduğu için arkadaşlar maddeler arasında alınıp verilebilir. Yani bir madde başka bir maddeye ısı verebilir ya da ısı alabilir. Ama kimseye arkadaşlar sıcaklık veremeyiz. Hani ben elimi tuttum elime bir sıcak geldi dediğimiz aslında biraz yanlış bir ifade gibi. Çünkü ısı alınıp verilebilirken sıcaklık verilemez arkadaşlar. Aman dikkat. Isı kalorimetre kabıyla e, ölçülüp hesaplanırken arkadaşlar aslında e, direkt kalorimetre kabı sayesinde hesaplanabiliyor ısı. Ama biz sıcaklığı neyle ölçüyoruz arkadaşlar? Termometre demiş olduğum e, bir alet var biliyorsunuz ki sıcaklığa göre yukarı hareket eden hava soğuyunca içindeki civanın aşağı yönlü bir hareket yapmış oldu. Bir aletten bahsediyoruz. Ee, burada ısının birimi Kalori ya da Jul şeklinde karşımıza çıkarken arkadaşlar e, sıcaklığın değeri ise derece Celsius olarak karşımıza çıkıyor. E, şu işareti görüyorsanız arkadaşlar sıcaklık olduğunu bilmemiz lazım. E, kalori Jul yani şöyle kalori, Jul gibi ifadelerde ısının birimidir. Bunu aman karıştırmayalım arkadaşlar. Aslında basit çok karıştırılacak bir konu değil. Hemen çok hızlı şöyle bakacak olursam. Isı bir enerjidir ama sıcaklık bir enerji değildir. Isı kalorimetre kabıyla ölçülürken e, sıcaklık termometre kabıyla, e, termometre kabı diye termometre ile ölçülür. E, birimi kalori ya da jüldür ısının ama sıcaklığın birimine baktığımda derece Celsius olarak karşıma çıkıyor. E, bir enerji olduğu için alınıp verilebiliyordu ısı ama burada alınıp verilme gerçekleşemez. Mesela bir petek odaya ısı verir arkadaşlar. Aman dikkat sıcaklık vermez. Mesela evdeyken e, petek de çok sıcaklık verdiği gibi bir ifade kullanan birine aman anne baba aman dikkat e, burada sıcaklık verilmez ısı verilir diyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde e, bir çorba, kuru fasulye, nohut artık ne pişireceksiniz arkadaşlar? Burada e, bir ateş açıldığında e, bu yukarıya doğru bir ısı verir arkadaşlar. Sıcaklık vermez. Çünkü sıcaklık alınıp verilebilen bir durum değildir. Isı alınıp verilebilir. Şimdi o halde şuna bakalım. Hangisi doğru kullanım? Odanın ısısı 25 santigrat derece mi? Odanın sıcaklığı 25 santigrat derece mi? Tabii ki arkadaşlar odanın sıcaklığı 25 santigrat derece. Çünkü sıcaklık derece Celsius'ta ifade ediliyor. Soba odaya ısı verir mi doğru? Soba odaya sıcaklık verir mi doğru? Tabii ki arkadaşlar alınıp verilen şey ısı olduğuna göre sobanın odaya sıcaklık vermesi düşünülemez. Hatta bunu şöyle diğer kalemimle sizin için şöyle silmiş olalım. Bunlar yanlış olan ifadeler arkadaşlar. Peki havanın sıcaklığını ölçeriz. Havanın ısısını ölçeriz. Havanın ısısı arkadaşlar değil. Tabii ki havanın sıcaklığını biz termometre yardımıyla ölçeriz. Mesela bugün hava sıcaklığı 73 santigrat derece. 73 de nasıl bir sıcaklık? Öyle bir sıcaklık tabii ki olamaz. Mesela bugün 12-13 derece İstanbul'da bir hava sıcaklığı var. Peki Kömür yandığında çevresine ısı mı verir, sıcaklık mı verir? Bakın bu çok yanlış kullanılan bir durum. Kömür yandığında etrafa sıcaklık veremez arkadaşlar. Isı verir çünkü ısı alınıp verilebilen bir enerji çeşididir. Yani odanın sıcaklığı 25 derece 100. soba odaya ısı verir. Havanın sıcaklığını termometreyle biz ölçüyoruz. Kömür yandığında çevresine ısı verir diyoruz arkadaşlar. Peki Isı ve sıcaklık olarak şöyle bakacak olursak ama dikkat edelim. Maddeler eğer bakın ısı alıp verirse arkadaşlar sıcaklık değeri değişir. Yani aslında sıcaklık demiş olduğumuz şey ısı alıp vermeye bağlı olarak ölçümüne göre değişen bir durum olabilir arkadaşlar. Sıcaklık dediğim şey eğer bir madde e, ısı alırsa sıcaklığı yükselir. Isı verirse arkadaşlar sıcaklığı azalır. Mesela eğer burada ben e, bunun içerisinde bulunan ezogelin çorbasına ben alttan ısı e, almasını sağlarsam onun ısı aldığı için sıcaklığı artacak. Mesela 20 derece Celsius'den belki 70 derece Celsius'a çıkacak. Ama diyelim ki bir e, buzdolabın içerisine attım bir bardak suyu. Normalde diyelim ki 30 santigrat derece sıcaklıkta bir suyum vardı burada. Dolaba attığımda etrafına ısı verdiği için içerisi çok soğuk olduğu için 10... E, 10 santigrat derece belki 5 santigrat derece sel e kadar inebilir. Yani ısı alırsa sıcaklık artar, ısı verirse sıcaklığı azalır diyebiliyorum. Sıcaklıkları farklı olan iki madde eğer temas ederse arkadaşlar her zaman e, sıcak olandan soğuk olana doğru bir ısı alışverişi gerçekleşir arkadaşlar ve son noktada mesela burada nasıl ki daha fazla kütleye sahip olan madde aşağıda böyle kalıyorsa sıcaklıkları farklı olan maddelerde de diyelim ki 70 derece Celsius 20 derece Celsius. E, burada 70 daha fazla olduğu için arkadaşlar bu tarafa doğru bir ısı geçişi olur. Ve tabii ki son sıcaklık eşitleninceye kadar bu e, ısı geçişi de devam eder. E, en son eşitlendiği zaman artık mesela 70 ve 20 mesela diyelim ki 50 de eşitlensinler ortalarda bir yerde gibi düşünürsek ya da 45 gibi 50 gibi son 50 de diyelim ki eşitlenirlerse burada sıcaklık artık eşit olduğu için ısı alışverişinin bittiğini söyleyebilirim. Şuradan bakalım. Mesela e, 100 santigrat derecede bulunan X ve 50 santigrat derecede bulunan Y'den bahsediyorum. E, burada tabii ki 100 santigrat dereceden 50 santigrat dereceye doğru bir ısı e, geçişi olacak. Son sıcaklıkta 75-75 olarak eşitlendikleri için arkadaşlar e, o halde Artık burada son sıcaklıkta eşitlikten sonra ısı alışverişinin bittiğini söyleyebilirim. Ama şunu unutmayın, her zaman arkadaşlar sıcak maddeden soğuk olan maddeye doğru bir ısı geçişi olur. Çünkü ısı e, sıcaklık değerlerine göre alınıp verilebilen bir değerdir. Hemen birkaç sorumuzu çözelim. E, sonrasında zaten güzel bu kolay konuyu bitirmiş olacağız. Şimdi birimi kalori ya da jüldür. Yani kalori ya da J görünce ne diyorduk tabii ki bu ısı ile ilgili bir durum Maddeler arasında alınıp verilebilen bir enerji çeşidi olan yine ısıdır. E, termometre ile ölçülen sıcaklıktır arkadaşlar. E, kalorimetrik kabı. Bakın burada kalorimetrik kabım benim. E, zaten kalori deyince buradaydık. Enerji çeşidi olan yine ısıdayım. Birimi derece Celsius olan nedir arkadaşlar? O da tabii ki sıcaklık diyorum. Hemen hızlı bakalım. Kalori ya da jül ısıdır. E, alınıp verilebilen enerji olduğu için yine buradadır termometre ile ölçülen sıcaklıktır. Kalorimetre kabı ile ölçülen ısıdır. Birimi derece Celsius olan yine sıcaklıktır diyorum. Evet. Şuraya bakalım. E, 70 santigrat derece olan bir sıvının içerisinde 30 santigrat derece olan bu cismi attığımda arkadaşlar 70 e, burada 30'du. E tabi ki buradan e, cisme doğru sıvıdan cisme doğru arkadaşlar bir ısı geçişi olur. Çünkü sıcakta daha fazla. Isının yönü arkadaşlar e, şöyle diyelim sıvıdan Neye doğru? Tabii ki cisme doğru bir e, geçiş olacak. Bunu farklı bir kalemle yazalım, e, karışmasın arkadaşlar. Sıvıdan Şöyle cisme doğru bir ısı geçişi gerçekleşecek. Hangisinin sıcaklığı yükselecek? Tabii ki cismin e, sıcaklığı yükselecek. Çünkü 30 santigrat derece muhtemelen diyelim ki 40-45 derece kadar çıkartabilir. Hangisinin sıcaklığı düşecek? Sıvı olan e, şu maddenin, şuraya da cisim dersek arkadaşlar, bunun sıcaklığı azalacak. Son sıcaklık da... 70 ile 30 arasında bir değer olması lazım. Yani bunun sıcaklığı azalacak, bununki artacak. Ortada bir yerde arkadaşlar buluşmak zorundalar bu arkadaşlarımız. Evet hemen doğru mu yanlış mı? buz sıcaklık alamaz çünkü sıcaklık e, nedir? Alınıp verilebilen bir durum değildir. Isı alınıp verilebilir. Sıcaklık burada yanlış olmuş. Çamaşırlar ısı alırsa evet ısı alırlarsa kururlar. Bu doğrudur. Bugün havanın ısısı olamaz. Sıcaklık olması lazım arkadaşlar. Isının akış yönü e, sıcak maddeden soğuk maddeye çok doğru güzel bir cümle. Soba odaya sıcaklık veremez çünkü ısı verir arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifade olmuş. Hemen son soruma bakıyorum. E, yukarıda aynı miktarda ve 30 santigrat derece sıcaklıkta su dolu olan kaplara farklı sıcaklıklardaki bilyeler atılacaktır. Kaplardaki suyun son sıcaklıkları nasıl değişir? Hemen bakalım arkadaşlar. 10 santigrat derecelik bir cismi 30'a atarsak buradan cisme doğru bir ısı geçişi olacağı için... ...bir numaralı kapta sıcaklık ne olacak? Azalır. Çünkü 30'dan buna doğru bir geçiş olacak. İkisi de 30. O halde kimse kimseye burada arkadaşlar ısı vermeyeceği için sıcaklık değişmez diyebilirim bu noktada. Ee, peki burada ne olacak? E, cisim daha sıcak e, o halde. Cisimden sıvıya doğru bir suya doğru bir arkadaşlar e, ısı geçişi olacağı için buradaki sıcaklığın yani sıvının, suyun sıcaklığının artması gerektiğini söyleyebilirim. Evet. Bu şekilde konumuzu bitirdik. Hocam ben konumu anladım. E, çok güzel anladım diyorsanız arkadaşlar meydan okuma testini çözüyorsunuz. Ve tabii ki bütün soruları güzel cevaplarsanız bu konuyu çok iyi anlamış olduğunuz anlamına gelir. Ama çözemezseniz belki patates olabilirsiniz. Aman bu meydan okuma testini çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Donguç Dershane sundu.